Günlerdir beklenen müthiş heyecan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te noktalandı. Son karar öncesi sunum turlarında İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'un tanıtımında açılış ve kapanış konuşmasını 2020 İstanbul Komitesi Başkanı Hasan Arat yaparken, Başbakan Tayyip Erdoğan da İstanbul'un ev sahipliği için hazır olduğu mesajını verdi. İlk turda Tokyo 42 oy alarak direkt finale kaldı. 26'şar oy alan İstanbul ve Madrid için bir tur daha oylama yapıldı. Bu oylama sonucu İstanbul 49, Madrid 45 oy alınca finalde Tokyo'nun rakibi İstanbul oldu. İkinci oylamada Tokyo 60, İstanbul 36 oy alarak 2020 Olimpiyatlarının ev sahibi Tokyo oldu. Japon heyeti büyük sevinç yaşarken İstanbul 2020 heyeti sonucu üzüntüyle karşıladı. Sonucu değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, finale kalmanın büyük bir başarı olduğunu ifade ederken, "Bizim şu an tek hedefimiz olimpiyatlarda çok daha başarılı neticeler almak, olimpiyatlarda madalya sayımızı artırmak gayreti içinde olmak," dedi. Mevcut komite henüz daha hazır olmadığımıza karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat oyunlarını finalde İstanbul'la yarışan Tokyo'nun kazanmasıyla ilgili "maalesef olmadı," dedi. CHP lideri önümüzdeki süreçte mutlaka olimpiyatların İstanbul'a geleceğini ifade etti. Dün gece heyecanlı bir geceydi. Olimpiyatları almayı umuyorduk. Büyük bir heyecan vardı. Herkeste büyük bir umut vardı. Ama maalesef olmadı. Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye gelecektir. İstanbul'a gelecektir. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'a olimpiyat yakışır. Olimpiyatlar barıştır, dostluktur, kardeşliktir, kültürlerin birleşmesidir, centilmence yarışmaktır. O açıdan olimpiyatlara çok ihtiyacımız var.